Mutlu akşamlar sayın seyirciler. TV82 izleyicileri bu akşam sizinle ilk defa gündem özel programıyla birlikteyiz. Bugün 15 Ocak Çarşamba. Biz daha önce söylediğimiz gibi 15 Ocak günü hafta içi 5 gün sizinle birlikte gündem özel programını yapacağımızı söylemiştik. Gündem özel konusunda yani içerisinde ne var diye sorarsanız daha önce söylediğimiz gibi biz asla habercilik yapmayacağız demedik. Habercilik yapmayacağız dedik ama sizin dertlerinize, sizin sıkıntılarınıza, gündemin sıkıntılarına eğilmeyeceğimizi söylemedik. Biz gündem özel olarak her gün bir konu seçeceğiz hafta içi. Ve bu konu üzerine size yani halka mikrofonlarımızı uzatacağız, size kulak vereceğiz. Örnek vereyim bugün asgari ücret, yarın halk et açılıyor belki duymuşsunuzdur. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Manavgat'ta ilk örneğini açtılar. Ve biz de bugün ilk olarak asgari ücreti değineceğiz. Günlerce konuşuldu. Hem işçisinden hem işverenine, hem köylüsünden hem herkese göre bir yorumu vardı bu asgari ücret konusunda. İşveren belki çok buldu, işçi belki az buldu. Ama biz dedik ki uzmanlardan ziyade halk ne düşünüyor? Biz bunu öğrenmek istedik. Şimdi ilk olarak Cumhurbaşkanı'nın bir cümlesi vardı. Jest mi? Biz jest yapacağız işveren işçilere diye. Peki biz biliyorsun bunun konuda tartışacağız. Sizinle birlikte yorumlaşacağız inşallah. Sizin yorumlarınızla birlikte sizin dertlerinize, sizin düşüncelerinize yer vereceğiz. Şimdi bu jest mi değil mi? Öncelikle biz bu ilk şey ne zaman başladı? İlk toplantı ne zaman başladı? İlk 2 Aralık'ta. İşçi, işveren ve bakan, hakem görevi yapan bakanlık tarafından organize edilen bir toplantıydı. Bu sene ilk defa Türk İş, DİSK ve Halk İş'i de toplantıya yer vermek istedi ve hep büyük bir toplantıydı. Bir kere değil, iki kere değil, tam üç kere toplanıldı. Üçüncü toplantının sonunda gerçek asgari ücret belirlendi. Şöyle söyleyeyim. Öneri yani işçilerin önerisi minimum 2578 TL'den aşağı olmaması gerektiğini söylüyorlardı. Niye? Çünkü onların kendi açılarından araştırmalar olsun, enflasyon oranı olsun ki buna bakanın da bazı cümleleri vardı. Enflasyon oranına göre artış mı yapıldı, jest mi yapıldı yoksa jest olmadı mı? Zaten sonra değineceğiz. İşçi Sendikası 2578 TL olarak öngördüğü olayı TÜİK de bir araştırma yaptı ve TÜİK dedi ki 2331 TL olarak düşündü. Zaten TÜİK'in araştırması bir nevi hükümetin verecek olduğu asgari ücretin benzerini çağrıştırdığı insanlara az çok bir tahmin yaptırdı. Şimdi daha sonra bakanlık 26 Aralık günü bakanlık bir açıklama yaptı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada bura bakıyorum brüt 2943 lira net olarak da 2324,7 kuruş yani 2324 TL yuvaladığımız zaman bir asgari ücret olmasına kararlaştırdılar. Geçen seneki asgari ücrete göre 303 lira 8 kuruş, 80 kuruş bir artış oldu. Ve bu artış da geçen seneye göre %15,03 üzerinden gidiyordu. Ve bu açıklama yapıldığı anda TİSK Başkanı işsizlik, çok özür dilerim, işveren, şey, işçi sendikası bu kararı beğenmediklerini söylediler. Ve toplantıyı terk ettiler. Çünkü şöyle bir açıklaması vardı. İsmini hemen okuyorum. Nazmi Bey'in şöyle bir cümlesi vardı. İşsiz bu rakamla insanlar bırakın bir ay 10 gün bile geçinemez dediler. Ve bunun üzerine toplantıyı terk ederek muhalefet ettiklerini söylediler. Ama buna karşı olarak da TİSK Başkanı Özgür Burak Akyol ise çok memnundu. Çünkü işveren olduğu için. Dedi ki biz işverenler olarak bu rakamdan çok memnunuz ve bu sayede işsizlik azalacak dedi. Bu da ayrı bir enteresan bir cümleydi. Şimdi biz de düşündük, size bir cümle, size bir soru yöneltelim dedik. Özellikle Alanya bölgesindeki insanlar ne düşünüyor? Sokaktaki vatandaş ne düşünüyor? Çünkü hep uzmanlar konuştu, siyasetçiler konuştu, sendikacılar konuştu ama kimse
sokaktaki vatandaşa mikrofon uzatmadı. Biz uzattık. Şimdi öncelikle bu röportajımızı bir izleyelim. İnsanlar ne düşünüyor? Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu bir izleyelim. Ondan sonra sizin yorumlarınızla birlikte konuşmamıza, gündemimize de devam edelim. %15'lik bir artış oldu. Ama ürünler %40-%50 oranında arttı yani. Satın aldığımız ürünler. Bugün markete gittiğimizde hani peynirin kilosu %30-%40 arttı. Et de öyle aynı şekilde. Hani %15'lik bir artış oldu ama iki katı artış var. Hani sonuç olarak. Bizim ihtiyaçlarımızı hani tam olarak karşılamıyor bu para. Çünkü artış olduğu için hani nötrlüyor. Hani bize bir faydası yok. O olması gereken oydu bence hani. Vallahi yapılan %10'luk bir oranla hiç sanmıyorum ki insanlar da bu şekilde yeterli olsun. Genel olarak da memnun değiliz sanırım bu durumdan. Malum giderler çok fazla. Dediğimiz gibi asgari ücretin çok fazla yeterli olduğunu düşünmüyorum. Vallahi kimine göre yeterli, kimine göre yetersiz. Yani bana öyle bir şey olsa yeter. Daha sonra simitle karnımı doyuruyorum. Simit yediğimize göre nasıl değerlendirdiğimiz belli değil mi? Vallahi bize bir kolaylık sağlamadı bilmiyorum. Giderler, zamlar karşılamıyor tabii ki. İnsanların geçimi zor. Tabii asgari maaş artıyor ama ne bileyim hani fiyatları da artıyor. Doğru arttığın zaman hani ona beraber her şey de artmış oluyor. Yani bence bize bir gelir gideri yok, sadece miktarlar değişiyor. Yani olacaklar yine aynı şekilde yani. Geri kalan paramız yine aynı şekilde oluyor. Aldığımız her yine aynı oluyor. Bence hiçbir değişiklik olmayacak. Sadece rakamlar değişiyor. Peki sizce bir asgari maaşla bir ev geçindirilebilir mi? Eğer fiyatlar aynı şekilde kalırsa ve asgari maaş artmaya devam ederse tabii ki yani geçindirilebilir eğer tek başımıza yaşarsak ama evliysek imkansız gibi bir şey. Yani şeye göre normal yani. Düşük. Enflasyona, ülkenin durumuna göre normal. Peki. Hayat pahalı. Hayat artık yaşanmaz oldu, çekilmez oldu. Gerçekten insanlar nasıl geçiniyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar belli değil. Yani hep ucuz şeyleri yiyorlar. Özellikle ucuzcu marketlere gidiyorlar, sağlıksız şeyleri. Onlar da kanser yapıcı ürünler. Yani bunlar bilerek de kontrol edilmiyor bence bu sağlıksız ürünler. İnsanlar paraları olmadıkları için hep bu sağlıksız şeylere yöneliyorlar. Dolayısıyla günümüzde hastalıklar da artıyor. Çaresizlik artıyor. İnsanlar yani çok zor durumdalar. Zam tabii yetersiz. Yani gerçek enflasyon değerinin çok altında. Sadece bir kandırmaca. Yani enflasyon 2 senede neredeyse %100'e ulaşmışken verilen zamlar %10'un altında, %15 veya %20 civarında işte. Yani çok yetersiz, aşırı derecede yetersiz. Ülkede ekonomi dahil her alanda büyük bir eşitsizlik var. Tamamen tarafsız olarak Avrupa ile kıyasladığımızda hani yönümüzü hep batıya dönelim diyoruz ya, gittikçe batıdan uzaklaştığımızı hissediyorum ben. Asgari ücretle bir insanın ailesini nasıl geçindirebileceğini havsalam almıyor maalesef. Gittikçe daha da kötüye gidiyoruz. Umarım bu çok büyük patlamalara sebep olmaz. Her konuda eğitimden tutun, sağlık açısından tutun, her şeyin paralı olduğu bir dönemde gittikçe kötüye gidiyoruz. Bugün ben Mahmutların pazarına gittim. Pazardaki fiyatları gördüğüm zaman bırakın asgari ücretteki zammı, normal şartlarda geçinebilecek düzeyde bir para alan insanın bile bir pazardan 150-200 liranın altında bir fiyata çıkabileceğine inanmıyorum. Şimdi yapılan bu asgari ücrete zam yetersiz. Hemen ardından sigaraya yapılan zamlar, ev kiraları, yani vatandaşın geçinmesi çok zor. Kendilerine çok güzel zamlar yapıyorlar ama vatandaşa geldiği zaman düşünmüyorlar. Keşke asgari ücrete zam yapılmasaydı. İnsanlar önceki maaşla, yani gene geçinemiyorlar ama bir şekilde idare edebilirlerdi. Ama şu anda yapılan zamlar bence çok yetersiz. Çok pahalı yani, eskiden, yani çok eskiye gitmeye gerek yok. 100 lirayla gayet güzel şeyler alınabiliyordu. Ama şu anda 100 lirayla sadece 3 poşet. Yani o da yarım. Çok düşük yani, çok kötü bir zamandayız. Çok kötüye gidiyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Başka diyecek bir şey mi? Ev kiraları zaten aldı başını gidiyor. Yani şu anda 1+1 boş daireye 1,5 lira diyorlar.
Yani imkansız. Yani biz bile kötü bir pansiyonda kalıyoruz. Çünkü imkanımız yok. Aldığımız maaş belli, giderlerimiz belli. Yetmiyor. En kötü sigara 15 lira. E şimdi zam gelecek. Yani ondan sonra kaçak sigaraya döneceğiz. E bu sefer ne olacak? Kendi Mehmetçiğimize kurşun sağlamış olacağız kaçak sigarayla. Yani bu tamamen mantıksız. Bunun bir düzenlemesi yapılmalı. Asgari ücrete yapılan zamlar tekrar gözden geçirilmeli. Yani vatandaşa biraz daha değer verilmeli. Yani yurt dışı vatandaşlar gibi bizim de azıcık değerli olmamız gerekiyor. Yani asgari ücrete zam yapıldıysa hemen arkasından yağa, tuza, şekere, doğalgaza, benzine, elektriğe, yani bir şeylere hemen zam gelmesin. Anlatabiliyor muyum? Yani adam hemen asgari ücrete zam yapıyor, emekliye zam yapıyor, hemen arkasından pat yapıştırıyor elektriğe, suya, doğalgaza. Hemen arkasından yapıştırıyor yiyecek, gıdaya. Abi gerek yok ki. Ver, kaşıkla veriyorsun, kepçeyle alıyorsun. E böyle bir dünya yok ki. Yani eğer bir şeyler yapıyorsan biraz bekle. Vatandaş bir doysun. Yani imkanı yok bu asgari ücretle bir vatandaşın doymasının ama zannetmiyorum durumumuz kötü. Allah sonumuzu ayırsın. Vallahi bize hiç ücret yani talep olmadı. Yani olmadı. Artış olmadı ya. Mümkün değil yani. Yetmiyor mu yani bu? Zaten önceki de yetmiyor ki. Şimdi zaten verdiler yüzde kaç verdiler? Tahminime göre yani 300 lira mı? Bir fark etti yani. 300 lira da yani bir şey değil zaten. O 300 lira zaten bir ay içinde 600 lira oldu. Onun faiziyle beraber 600 lira biz aldığımız eşyalara zam geldi. Onun bir hiçbir faydası yok. Bize yani hiç zam da vermesinler. Zam da yapmasınlar. Askeri ücretle bir ev geçinebilir mi? Mümkün mü ya? Mümkün mü? Yani asgari ücret zaten bir hele kiracısı kiraysa yani mümkün değil. Zaten yarısı kiraya gidiyor. Elektrik su derken yani elde kalıyor 500 lira. Nasıl geçineceksiniz? Vallahi ben fazla bilmiyorum. Askeri ücret az oluyor ya. Şimdi burada bir ev 1,5 milyar. Ya adam ne yiyecek zaten? 1 milyar mı kalır, ne kalır? Ben de o kadar bilmiyorum. 1350 mi ne mi? Bir şey kalmaz. 3 milyar olması lazım. Ya benim fazla Türkçem yok dedi. Tamam, çok teşekkür ederim. Yetmiyor çünkü vergiler artıyor. Hiçbir şekilde yetmiyor. Askeri ücreti çoğaltıyorlar. Aynı zamanda da vergiler arttığı için yetmiyor. Hiçbir şekilde yetmiyor. Ev kiraları da ona göre yükseliyor. Elektrik faturası ona göre yükseliyor. Yetersiz yani. Sigaraları o kadar uğraşırcağına asgari ücret yükselse daha iyi olurdu. Yani. Fiyatları yükseltmesinler. Asgari ücret yükselirken fiyatlar da yükseliyor. O yüzden yetmiyor. Evet değerli izleyiciler, röportajımızı izledik. Az çok zaten insanların içerisinde bulunduğu durumları sokakta mikrofon uzattığımız insanlar benzer şeyler söyledi. Şimdi bunlar üzerine yorum yapmak ve sizinle dertleşmeden önce kısa bir aramız var. Ondan sonra birlikteyiz. Merhabalar Emine Hanım. Ailece Aleykümadan geliyorum. Siparişiniz varmış. Kaç kişinin teslim alalım? Sisteme giriyorum. Kendimi teslim vereceğim. Tamam. Teslimi teslim istedim. Siparişiniz aldı. 3 gün içinde teslim edecek. Kendimi de öyle. Tamam. Teşekkür ederim. İyi günler. Hallarımızı uzun süre poşette bırakmayalım. Hoşunuza gitmeyen beğenmeniz diye olursa mutlaka haberiniz olsun. İyi günler, güle güle kullanın. Teşekkür ediyorum, iyi günler. Evet değerli izleyiciler. İlk program olduğu için biraz sizin karşına çıktığım için biraz heyecan var tabii ki. Eğer sözcülü lisan edersek affola. Şimdi bu izlediğimiz röportaj üzerine ortak bir kanı var. Yani insanlar halinden çok fazla memnun değil. Şimdi düşünüyoruz, işveren memnun değil, işçi memnun değil. Ha, şunu da söyleyeyim. Bizim arkadaşlarımız işverenlere mikrofon uzatmak istediler. Ama çoğu
işvereninde yerini bulamadılar. Ya çok zengin oldukları için yerine durmuyorlar veyahut da artık sokağa çıkacak dermanlar kalmadığı için kendi iş yerlerine durmuyorlar. Ama sonuç itibariyle insanlarda bir karamsarlık var. Çok yani değişik şeyler vardı, hani yorumlar vardı. En basitinden bir abimiz çok güzel bir yorum yaptı. Düşük asgari ücretten dolayı diyor insanlar, hani düşük demeyelim de yetersiz asgari ücretten dolayı insanlar ucuz mallar yöneldiğini söylüyor. Ve insanlar ucuz mal yediği için, ucuz mal tükettiği için kalitesiz mallar oluyor. Ve kalitesiz mallardan dolayı insanlarda hastalık çoğaldığını, insanların sağlıklarının gittiğini, hastanelerin dolu olduğunu görebiliriz. Benim kendi düşüncemi sorarsanız da çok doğru bir yorumdu. İnsanlar düşük asgari ücretten dolayı çok fazla, daha doğrusu yeterince hani alım gücü olmayan asgari ücretten dolayı insanlar kalitesiz yiyeceklere yöneliyor. Zaten birkaç günün içerisinde de bakanlık açıklamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 229 tane firma tek tırnaklı ve domuz ürünleri sattığı, sucuklarda ve bifteklerde bunun çıktığını görüyoruz. İnsanlar bunu yapmaya niye gidiyor? Niye zorunlu kalıyor? Sebebi de baktığımız zaman 2324 lira asgari ücret alıyor. Değil mi? 2324 lira asgari ücret aldığı zaman şu anda bir evin en kötü kirası 2 artı 1 boş ev 1100-1200 lira civarında. Zaten geriye ne kalıyor? 1000 lira kalıyor. Bu 1000 lirayla et mi alacak? Faturasını mı ödeyecek? Veyahut da dışarıda eğlenecek mi? Bu çok ilginç bir durum. Değil mi? Yani yıllar önce asgari ücret 800 lirayken baktığımız zaman ev kiraları 200-250 liraydı. Yani 4'te 1'iydi. Asgari ücretin arttığı söyleniyor. Peki asgari ücret arttı ama bunun oranı insanlara nasıl yansıdı? Şu anda ev kirası asgari ücretin yarı fiyatında. Eskiden 800 lirayken 200 liraydı. O zaman ne dediler? Arttıracağız, çok ciddi arttıracağız. Bir anda 1200 liraya çıktı, yanlış hatırlamıyorsam. 1202 liraydı. Şimdi 1200 lira, 800 liradan 1200 lira arttı da ev kirası olsun, ekmek fiyatları, dışarı aldığımız etin fiyatı nasıl arttı? Öncelikle biz buna bakmamız lazım. Yine bir abimiz çok güzel bir yorum yaptı. Dedi ki, simitle karnımızı doyurmak zorundayız. Ama diğer bir abimiz ne dedi? Niye yetmiyor ya dedi. Simitle karnımızı doyururuz, geçinir gideriz. Peki Türkiye, işte G20 zirvesinde olduğu, işte ekonomi konusunda çok ciddi ilerlediği söyleniyor. Ki bunu görüyoruz da. Peki, ekonomi olarak dünyanın önde gelen ülkelerinden biriyken simitle geçinmek zorunda neden kalıyoruz? Bu çok önemli bir nokta. Niye insanlar istediği zaman eti yiyemiyor? Niye insanlar istediği noktada gezemiyor? Geçen gün bir abimizle dertleşiyorduk, konuşuyorduk. Çok güzel bir şeye değindi. Abi dedim, sen asgari ücret konusunda ne düşünüyorsun? Ya asgari ücret yeterli dedi. Nasıl yeterli derim ya? Şimdi ben başka bir açıdan bakmak istediğim için ben bunu anlatıyorum. Hani dedik ya asgari ücret yeterli değil diye. Ama çok ince bir nokta var. Şimdi biz Alanya bölgesinde dışarı çıktığımız zaman akşamları merkezdeki kafeler, restoranlar kaç tanesi boş görüyoruz? Tamamen dolu değil mi? Tamamen dolu. Abimiz de bundan bahsediyordu. Çok ciddi derecede bir doluluk var. Bir doluluk oranı var. Bir masa bir kişi gittiği zaman 100 liradan aşağı çıkamıyor. Düşünün. Bir insan ki hiç dolu olmayan bir nokta, gençlerimiz olsun, belli kişiler olsun sürekli kafelerde gezerken, eğlenirken, günlük 100 lira verirken ayda 3000 lira para yapıyor. Bu açıdan baktığımız zaman diyoruz ki aslında fakirlik yok. Ama biz şu çizgiyi unutmayalım. Biz bu noktayı, aradaki farkı, makası kısaltmamız gerekiyor. Şu anda günümüzde zenginler çok zengin, fakirler çok fakir. Orta sınıf kalmıyor. Orta sınıf kalmıyor. Gelişmekte olan ülkelerde bu makas kısalması gerekirken giderek artıyor. Bu çok yanlış bir durum. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Yani devletin asgari ücreti arttırmaktan ziyade bunun önüne geçmesi gerekiyor. Şimdi diğer açıdan baktığımız zaman işverenler konusunda da TESK Başkanı Özgür Bey çok güzel bir yorum yaptı kendi açılarından. Ne dedi? Bu oran çok güzel. Ama hatta işsizlik oranını düşürecek. Tamam da o fabrikası olan insanlar için geçerli. Küçük kuruluşlar için 2300 liralık bir asgari ücret
Sizce iyi mi, az mı, çok mu? Bunu dost mecralarında konuştuğumuz zaman çoğu kişi diyor ki maalesef çok fazla olduğunu söylüyor. Ha işçi için de çok fazla bir rakam değil. Kesinlikle katılıyorum ben buna. Gönüllü sevki 4000 lira olsun. Ama burada yapılması gereken devlet teşvik vermek zorunda. İşçiye asgari ücreti arttırıp işverene tamamen bir teşvikle desteklemek zorunda. Şimdi diyorlar ki işte ekonomik paketler açıklanıyor. İşte şöyle teşvikimiz var, kredi faizleri düşüyor. Ya tamam da kredi faizi düşürmek yani baktığımız zaman bir teşvik değildir. İnsanları daha fazla borçlanmaya itiyorsunuz. Biz burada daha güzel nasıl yapabiliriz? Bir işvereni, bir işçiyi borçlandırmadan nasıl kalkındırabiliriz? Bunun derdinde olması gerekiyor. En basitinden yap asgari ücreti 3000 lira. Hem işçi memnun olsun. İşveren için de ki %50'sini ben ödüyorum de. Şimdi şunu diyebilirler. İşkur üzerinden alımlarda belli rakamın üzerinde işte şöyle desteğimiz var, böyle desteğimiz var. Bir senelik destekler var. 6 aylık paketler var. Peki daha sonra? Daha sonra? Küçük kuruluşlar için söylüyorum ben bunu. Oteller zaten mevsimlik işçilerini işkurdan alıyor. Ve neredeyse hiç ücret ödemeden elemanlarını çalıştırabiliyor yeri geldiği zaman. Ama küçük kuruluşlar 2-3 eleman çalıştıran, 4-5 eleman çalıştıran yerler için bu geçerli mi? Değil. Yani burada devlet sigorta payını düşürmesi gerekiyor bir. İkincisi bu maaş konusunda ciddi oranda bir teşvik yapması gerekiyor. Şimdi Kanal İstanbul deniyor. Başka şeyler söyleniyor. Kanal İstanbul'un ben yanlış hatırlamıyorsam 15 milyar yapımı var. 15 milyar. Muhalefete göre çok düşük bir oranda 200 milyon dolar civarında bir girdisi olacağı söyleniyor. Ama iktidar tarafından baktığımız zaman ise yıllık 1 milyar dolar girdi olacağını söylüyor. Şimdi düşündüğümüz zaman muhalefet açısından muhalefetin dediği gerçekleşeceğini düşündüğümüz zaman ne olur? Biz 15 milyar doları kaç senede toplayabiliriz? Yaklaşık 75 senede. Yanlış hesaplamıyorsam 75 senede toplayabiliyoruz oranın maliyetini. Muhalefet açısından düşündüğümüz zaman ise tam 15 senede toplayabiliyoruz oranın maliyetini. Şimdi 15 milyar doları buraya harcayacağımıza ben yapılmasın demiyorum. Çok desteklediğim nokta var Kanal İstanbul'da. Hatta önümüzdeki programların bir tanesini Kanal İstanbul üzerine yapmayı düşünüyorum. Çok desteklediğim nokta var. Ama öncelikle halkın cebinin bir rahatlaması gerekiyor. Ekonominin bir rahatlaması gerekiyor. Şimdi çok uzatmadan ben biraz yorumlara bakmak istiyorum. Genelde baktığım zaman biraz önce siz röportaj izlerken baktım. İnsanlarda hala bir karamsarlık var. Kimisi diyor ki işte yetiyor neyinize yetmiyor. İşte o kadar pahalı sigara niye içiyorsunuz ki katılıyorum da. Ama insanlar bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Kaçak tütüne sevk ediyoruz. Bu sefer devlet oradan da kaybetmiş oluyor. Ben sigara kullanan bir insan değilim. Ama her şeyin bir sabit bir noktası olması gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman Kadir Karadağ arkadaşım hoş geldiniz. Size de selamlar. Şimdi ne diyorlar mesela? Kadir arkadaşımız diyor ki yeter işte kim aç kalmış o parayla. Neresi yetiyor millet aç diyor Kerem arkadaşımız. Yani buna benzer şeyler var. Yorumlar çok fazla. Aç olsaydınız burada ne işiniz var? Gidin ekmek bulun gibi esprili cümleler var. Nazım Özbalaban çok güzel bir yorumda bulunmuş. Bir ailede tek çalışan var ise geçinmek çok zor ki çok katılıyorum. Bu asgari ücretle bir insanın geçinebilmesi için bir ailede en az 3 kişinin çalışması gerekiyor. Ki bir tanesinin parası kiraya ve giderlere gitsin, diğeri geçinme parası olsun. Ona katılıyorum. Bakıyorum başka kimler yorum yapmış. Bakıyorum. Şöyle geçiyoruz. Zeki Gökçe izliyor. Selamlar. Emine Hanım izliyor. Selamlar. Melek Nur katılıyorum Nazım Bey diyor. Nazım Özbalaban yakında canımızı da alacaklar diyor. Yani baktığımız zaman insanlar artık o kadar çok karamsarlığa girmişler ki yani neredeyse canlarına hani espri olsa canımızı mı alacaklar noktasına gelmişler ki bu gerçekten çok ciddi sıkıntı.
Hüseyin Ünal geçen yıl 400 verdi. Baktı çok kepçeyle verdim. Sana sandı galiba asgari ücretlinin kaşık neyine dedi. Bu sene 300 seneye 200. Bunu gösteriyor. Şimdi şunu söyleyeyim Hüseyin Bey. Bu sene 300 deniyor ama seneye çok güzel bir jest yapacağını, bu senenin başında söylediği gibi Cumhurbaşkanı, seneye çok güzel bir jest yapacağını söylüyor. Şimdi konuşmamın başında şöyle bir cümle kullanmıştım ben. Jest mi yapıldı yoksa başka bir şey mi yapıldı? Bunu konuşmuştuk. Benim yorumuma kalırsanız jest değil. Ama Bakan Zehra Hanım öyle demiyor. Diyor ki biz %15.03'lük bir artış sağladık. Geçen seneye göre diyor. Enflasyon bu senenin artış oranı %12. Yani diyor biz size %0.03 bir artış göstererek biz işçimizi diyor enflasyona yedirmedik diyor. Ama çok özür dilerim. Türk İş Eğitim Sendikası'nın başındaki Nazmi Bey ise buna katılmayarak zaten toplantıyı terk etti. Şimdi bu jest mi yoksa jest değil mi? Bana sorarsanız tabii ki jest değil. Hem işçiye jest değil hem işveren jest değil. Burada olması gereken tek bir şey var, alım gücünün arttırılması. Geçen sene, yanılmıyorsam 1,5 sene önce Rahip Brunson olayında benim her yerde söylediğim bir cümle var. Ben orada Cumhurbaşkanımızı çok ciddi derecede arkasında hani destekledim. Çünkü bizim ülkenin onuru, haysiyeti hiçbir paradan değerli değildir. Hiçbir insandan değerli değildir. Rahip Brunson eğer ki bizde ajanlık yapıyorsa vermeyelim dedik. Vermedik de dolar 3'ten kaça çıktı? 6'ya 7'ye çıktığı zamanlar oldu. Ne dedik biz? Olsun. Biz yeri gelir kuru soğan ekmek yeriz ama biz bu mücadeleye destek veriyoruz dedik. Peki sonra ne oldu? Yanlış hatırlamıyorsam 2-3 ay sonra ne oldu? Kendi elimizde Brunson'u teslim ettik Amerika'ya. Olan ne oldu? Doların 6 liraya çıkmasıyla kaldı değil mi? O dönemde BİM olsun, ŞOK olsun, A101 olsun, diğer bütün hani halkın cebine girecek olsun veyahut da işveren, üreten insanların ham maddesi olsun tamamen 2-3 katında, 4 katına çıktı. Peki şimdi geri düştü mü? Düşmedi. Asgari ücret o zaman geçen sene 200 lira arttırıldı, 300 lira arttırıldı, tam hatırlamıyorum ne kadar arttırıldığını. Geçen sene arttırılan rakama baktığımız zaman normalde 2 katına çıkması lazım. Niye? Alım gücünün aynı olması gerekiyor değil mi? Peki alım gücü aynı oldu mu? Olmadı. Şimdi devam edeceğim yorumlarıma da. Öncelikle şöyle değineceğim. Melek Hanım yine bir yorum yapmış. Ölsek bile karamsarız abicim. Ölmekte para çok para hem de ölemiyoruz. Ölmek de çok para diyor. Hem de ölemiyoruz diyor. Çok ilginç. Nazım Bey'in yine bir şeyi var. Aynen bir cenazemiz olsa onda bile 10.000'i gözden çıkar. İnsan ölmeye korkuyor. Yani bunlar çok ilginç yorumlar. İnsanlar bunu düşünüyor. Üst tabakadaki insanlar öncelikle ne yapması gerekiyor? Halkın içine girmesi gerekiyor. Etrafını 3-5 zengini almakla, 3-5 müteahhit almakla, 3-5 otelci almakla siyaset yapılmaz. Bunu kim üstüne alınıyorsa alınsın. Bununla siyaset yapılmaz. Siyaset demek halkın içine girip halkın ne istediğini görmektir. Buna AK Partisi de dahil, CHP'si de dahil, İYİ Partisi de dahil, hatta şimdi kurulacak olan, Gelecek Partisi hatta kurulacak olan Ali Babacan'ın partisi dahil. Önce halkın içine girin bir. Halk ne istiyor? Halk neden yakınıyor? Bir halkı mutlu etmek istiyorsanız çok basit bir yöntem var. Hani iktidar olmak istiyorsanız çok basit bir yöntem var. Biraz mazlum olun. Mazlumun yanına inin ve cebini doldurun. Büyük projeler yapmaktan ziyade önce halkın cebini doldurun. Daha sonrasında zaten büyük projeler yapmak için yeteri kadar elimizde imkan olacak. Niye? Çünkü Türk halkının bir özelliği var. Türk halkı istedikten sonra her şeyi başarabilen bir millettir. Sen Türk'ün cebini doldur. Türk sana en büyük projeleri üretmezse, en büyük projeleri yapmazsa o zaman konuşalım. Devam edelim cümlelerimize, yorumlarımıza. Melek Hanım ne diyor ki? O parayı veriyorlar. Evet, asgari ücrete zam geldi. Ama işveren nasıl hor kullanıyor? Çalışanlarını. Şimdi bu konuya katılmıyorum Melek Hanım. Niye katılmıyorum? Çünkü zaten işçi haklarını biliyor ise orada yasa olarak yazıyor. Bir insan günde kaç saat çalışabilir? Bir insan çalışma şartları tamamen zaten orada yazılı.
Orada eğer ki işveren bunu ciddi şekilde sömürüyorsa, hor kullanıyorsa orada hakkınızı aramanız en büyük hakkınızdır. Hüseyin Erdoğan izliyor. Hüseyin Bey iyi akşamlar. Şükrü Uysal Bey, Gökhan Bey yayınlar. Teşekkür ederim. İyi seyirler. Mustafa Belen Alanya Market izliyor. Melek Hanım ne demiş ki? Kuru soğan ekmek yiyeceğiz. Evet, pazarda 7 liraydı bu hafta soğan. Şimdi alın. Ya 7 lira soğan olabilir mi? Ki Alanya gibi bir yerde. Köylerimizde ne güzel şeylerimiz var değil mi? Tarlalarımız var. Alanya'daki 190 insan, Alanya'nın yerleşik insanı, 190'ı köylerde yerleri var. Soğan bile ekmemiz gerekirken yani ya keyfimize düşüyoruz ya benzinden korkuyoruz, gitmiyoruz. Soğanla kendi ürettiğimiz hani ihraç etmediğimiz ürünler bile 7 lira. Ve kendi toprağımızda Alanya'dan kamyonla çıkmamasına rağmen. Kadir Bey diyor ki asgari ücret fazla ortalıkta dolaşmasın diye bir gün ardından tak diye ortaya milyar bayı alıp asgari ücret meselesini geri plan attılar. Sen bundan daha mı ne bekliyorsun? Asgari ücreti değil de ben burada bir şey değinmek istiyorum. Bu milli araç olayına ben sonuna kadar destek veriyorum. Eğer ki denen sürede, denen ücrette halkın hizmetine sunulacaksa sonuna kadar destek veriyoruz. Yalnız o gün ne oldu? Sağcı olursun, solcu olursun. Beğenirsin, beğenmezsin. Orada veyahut da haklıysan bile yapılmaması gereken bir şey yapıldı. Sözcü gazetesinin, meslektaşlarımızın bazıları içeri atıldı. Değil mi? Yani tutuklandı. Şimdi şunu söylemek istiyorum ben. Haklıdır, haksızdır ona girmiyorum. Bu olayı niye gündeme getirilmedi? Hükümet olarak diyorum ki, hükümet senin eğer. Haklıysan çık kardeşim. De ki, evet bu Sözcü gazetesindeki kişileri aldık. İçeriye gönderdik. Veya da savcılar gönderildi. Sebebi şu 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 şu. Ama herkese duyurun. Haksız ise de şundan 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 dolayı. Bir açıklama yap. Arkada kaynadı gitti. Asgari ücret değil de sanki bazı farklı hani insanların daha çok dikkatini çekecek olan şeyler arka planda kaldı. Milli araç piyasaya çıktığı zaman. Şunu söyleyeceğim ben şimdi size. Halk arasında bazı bu konuda eleştiriler var. Hükümet bazı belli önemli konuları diyor. Bir proje açıklıyor. Arkasından o ne yapıyor? Mecliste hızlı bir şekilde geçiriyor. Şimdi bunu öncelikle bunun kaldırılması gerekiyor. Ama kaldırılması gerekiyor da. Türkiye'de benim gördüğüm iki medya var. Ya hükümet yanlısı ya da hükümeti eleştirenler, muhalefet yanlısı. Orta televizyon olamaz mı? Ya biz elimizden geldiği kadar orta bir muhalefet değil veyahut da orta bir hükümet yanlısı değil de biz tam manasıyla ne sağcı ne solcu olarak orta görüşlerimizi savunuyoruz biz. Haklıysa haklı, haksızsa haksız. Ki deminden beri eleştirdiğim taraflarımı, savunum taraflarımı zaten söylüyorum. Burada hükümetin biraz daha bu konulara eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bir önemli bir şey yapacaksan da projeden bir gün önce veyahut da bir gün sonra söyle. Ki arada kaynamasın. Şimdi Mehmet Hasan Hanım demiş ki işveren memnun mu durumdan? Şimdi işveren biraz önce dediğim gibi çok işveren yerinde durmadığı için çok fazla yorumlarını alamadık. Ama dost meclislerinde konuşmalarımızdan onlar da memnun değil. Çünkü diyor ki 2300 lirayı sadece düşünmeyelim. Bunun bir de sigortası var. Şu an ne kadar olacak veya ne kadar oldu tam rakam olarak bilmiyorum ama bunu da koyduğumuz zaman bir kişinin yemesi içmesiyle birlikte 4000 lira bir maliyeti var. 3 kişi çalıştırdığın zaman 12 bin lira sadece o kişinin maliyeti. Yemeyecek, içmeyecek işveren o 12 bin lirayı kazanacak ve ondan sonra o kişileri doyuracak ve arta kalan noktada kirasını ödeyecek, elektriğini, suyunu ödeyecek ve geçimini sağlayacak ve para biriktirecek. O yüzden şeyle katılmıyor. Yani işveren de bu asgari ücretin bu noktada olmasına memnun değil. Şimdi Melek Hanım, bu durum maalesef başımıza geliyor. Onun da sebebini söyleyeceğim. Önce Melek Hanım'ın yorumunu okuyayım ben. Abi 1,5 yıldır işsizim. İş buluyorum. 12 saat çalışmanız lazım diyorlar. Sigortasız ekonomi çok kötü. Şimdi bunun sebebi, tek bir sebebi var. Çünkü şu anda ucuz eleman bulma noktasının hiçbir sıkıntı yaşamıyor firmalar. Özellikle emek gücüne dayalı olan yerler. İnşaat olsun, buna benzer amelilik olsun. Niye? Çünkü Suriyeliler çok fazla değil mi?
Çünkü Suriyeliler geldi, işsizlik arttı. İşveren de burada en çok görev hükümete, ikinci sırada işverene düşüyor. Kardeşim çalıştırmayacaksın. Suriyeliyi çalıştırmayacaksın. Ben Suriye düşmanı değilim. Ama orada bizim askerimiz savaşırken kendileri gelip burada nargile içip keyif yapmalarına ben ona çok ciddi şekilde karşıyım. Ve geliyorlar burada, o istediği işte çalışıyor ve ne ev kirası var ne bir şey var. Birçok haklarına yaralanıyor değil mi? Bugünlerce zaten konuşuluyor. Ve bu şeyler, bu Suriyeliler rahat bir şekilde çalıştığı için, ve çok örnek vereyim, biz 100 lira çalışıyorsak günlük, onlar 20-30 lira çalışıyorlar. İşveren de ne diyor? Aa diyor, bak bedavaya iş var. Ben onu çalıştıracağım. Olmaz. Olmaz. Böyle bir dünya olamaz. Önce biz kendi halkımızı doyuracağız. Ondan sonra da bakmamız gereken Suriyeli ise Suriyeli, Iraklı ise Iraklı, Amerikalı ise Amerikalı. Bakacağız. Ama önce kendimiz. Çünkü biz onlara sırtımızı dönemeyiz. Ama bayanlarına ve çocuklarına, erkeklerine ben asla. Bayanlarına, çocuklarına bir sahip çıkalım. Ama o da tüm Türkiye'ye yayılarak değil, tampon bölgede. Tampon bölgenin dışına çıkmadan. Erkekleri alıp götüreceksin, savaşsınlar. Kimse kusura bakmasın. Şimdi bakıyoruz. Ya birçok yorum geliyor. Bu yorumlara zaten ben daha sonrasında da şey vereceğim. Cevap vereceğim. İmkan bulabilirsem. Şimdi ben diyorum ki ilk geceden, ilk akşamdan sizi çok fazla sıkmak istemiyorum. Çünkü benim program düşüncem yarım saatle bir saat arasında olsun. İnsanlar sıkılmadan kısa kısa dertleşebileceğimiz bir program olsun istedim. Ben son olarak yorumumu dile getirip arkasından programı kapatıp bu işsizlik konusunda talebiniz olursa eğer bir şey yapmak istiyorum. Bir anket düzenlemek istiyoruz. Ama talebiniz olursa ilerleyen günlerde, çünkü farklı anketlerimiz olacak Facebook üzerinden. Şimdi benim yorumuma gelecek olursak, benim gördüğüm bir nokta var. İnsanlar karamsar. İşçi de karamsar, işveren de karamsar. İşçi karamsar, aldığı para yetmiyor. İşveren karamsar, bir insanın, bir eleman çalıştırmanın bedeli bugün 4000 lira. En düşük 4000 lira. Ve ya şimdi kimse kusura bakmasın, özür dilerim. İşveren de biraz sahip çıkması gerekiyor elemanına. Gerçekten sahip çıkması gerekiyor. İşçi de aynı şekilde işine sahip çıkması gerekiyor. Bununla karşılıklı. Ama iki kişi, yani bu işçi ve işverenden daha ziyade buradaki en büyük görev devletindir. Devletin yapması gereken alım gücünü arttırması gerekiyor. Alım gücünü arttırması gerekiyor. Nasıl arttıracak? Artık orası devletimizin kendi ekonomik paketlerine kalmış bir şey. Ama şu an Türkiye ekonomi olarak, güllük gülistanlık olarak göstermek hiç doğru bir şey değil. Çünkü insanlar aç, insanlar karamsar. İşçi de karamsar, işveren de karamsar. Bundan bir 4-5 sene önce asgari ücret 800 lirayken, biraz önce bahsetmiştik, ev kirası 200-250 liraydı. Neredeyse yarısıydı. En kral evler 500-600 liraydı. Değil mi? Şu anda, o zaman 4'te 1 iken şu anda en düşük bir ev, 2 artı 1, içi boş bir evin kirası 1100-1200 lira. Yarısından bile fazla. Yani bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Bunun yanında biraz önce yine değinmiştik. Zengin ile fakir arası, yani makas çok açıldı. Biz makası şey yapmamız lazım, kısmamız lazım. Makası kısmamız gerekiyor. Bunun için ne gerekiyorsa devletin acilen, damat artık lütfen elini bir vicdanına koysun. Damat gereken neyse onu yapsın. Öncelikle hani zenginlerin değil, devletin yanında bine yakın bir müteahhit var. Onlar maşallah aldılar başını gidiyorlar. Bugün Ali Ağoğlu batma noktasına geldi diye devlet milyarlarca oldular. Yarın yaptığı konuşuluyor. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Ki yaptıysa bu çok hani insanı üzüntü veren bir şey. Burada insanlar 5 kuruşa muhtaç ya. Şimdi halkta aynı zamanda şöyle bir algı var. Ne diyorlar? Kaşıkla verip kepçeyle alıyor. Şimdi düşündüğümüz zaman doğru mu? Bugün geçen gün arkadaşımızın biri, ne kadar doğru bilmiyorum, bir şey paylaşmış Facebook'tan. Bir elektrik faturasını paylaşmış. 45 lira
tüketim bedeli, ödeme bedeli ise 229 lira. 229 lira. Yani bu inanılmaz bir rakam. 45 liranın kaç katı faiz ya? Kaç katı faiz? Yani elektrik düşmesi gerekiyor. Suyun düşmesi gerekiyor. Veyahut da zam olmasın. Benzinin düşmesi gerekiyor. Ama bunlar da niye? Maalesef ki dışa bağımlı olduğumuz için neye endeksli? Dolar euro endeksli. Öncelikle devlet buna bir çözüm bulsun. Yerel olarak da neler yapılabileceği konusunda sivil toplum kuruluşları, başta siyasi partiler birbirine sataşacaklarına gelsinler, otursunlar, yerel olarak neler yapabileceğimizi konuşalım. Ben burada bekliyorum ya. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Partisi olsun, Gelecek Partisi olsun, gelsin konuşalım. Konuşalım burada. Ne yapabiliriz? Bunu konuşalım. Akdağ mı açılacak? Alanya, yani öncelik Alanya'yı düşünelim. Şu an insanlar kan ağlıyor. Akdağ mı açılacak? Ne yapmamız gerekiyor? Medya olarak bizim iş yapmamız gerekiyorsa biz yapalım. Ama sizin siyasi olarak bir şey yapmanız gerekiyorsa siz yapın, bir an önce bunu kazandıralım. Yazın müşteri geliyor, turist geliyor Alanya'ya. Ama tamamen oteller, her şey dahil sistemi, önce bunu kaldırmamız gerekiyor. Her şey dahil sistemini boş verelim. Geçen gün ben bir şey öğreniyorum. Turistin biri otobüse binmiş, kolunu gösteriyor. Hani otelin verdiği bileklik var. Bunu gösteriyor. Neden? Ben bedava bineceğim. Çünkü her şey dahil gelmiş. Rehber artık nasıl anlattıysa ben bedava bineceğim. Öyle bir dünya mı var ya? Cuma pazarına gidiyor, başka bir turist havlu alıp çıkıyor. Hop, nereye gidiyorsun? Ya ben her şey dahil geldim. Sana Alanya her şey dahil, işte 100 dolar, 200 dolar her şey satın aldı. Böyle bir dünya mı var ya? Öncelikle bunun kaldırılması gerekiyor. Eski 1990 yılında, 80 yılında gelen kaliteli, hani özellikle Avrupalı turistler gelsin. Onu getirmemiz gerekiyor. Rus gelecekse Rus da gelsin ama kalitelisi gelsin. Biri diyor 10 dolar bu malın ücreti, diyor ki 1 dolar veririm. Böyle bir dünya mı var ya? Böyle bir dünya mı var? Öncelikle bunun çözümünü üretmemiz lazım. Yerel olarak bunu düzeltmemiz gerekiyor. Ondan sonra ülke gündemi olarak ne yapacağımızı zaten sağ olsun hükümetimiz ve muhalefetimiz karşılıklı çok güzel bir şekilde istişare ederek ülkeyi düzeltmeye çalışıyor. Değil mi? Artık bunun takdiri size kalmış. Dediğim gibi ben çok fazla uzatmak istemiyorum. İlk akşamımız bu akşam. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bundan sonra her hafta pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma yani hafta içi 18.00'da birlikte olacağız. Öncesinde biz bir gün sonranın konusu ne olacağını biz sosyal hesaplarımızdan paylaşacağız. Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Oradan yorumlarınızı hani yayının reklamını yaptığımız zaman alttan verebilirsiniz ki biz onun üzerine eğilelim. Önümüzdeki haftalarda yapacak olduğumuz günün konusunu yeri geldiği zaman size soracağız. Birlikte karar vereceğiz. Bizim esas amacımız sizinle karşılıklı depreşebilmek. Sizin sıkıntılarınızı masaya yatırabilmek istiyoruz. Eğer ilk yayında yanlış bir cümle kullandıysam, sizi kırdıysam öncelikle özür dilerim. Yarın akşam Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Manavgat'ta açmış olduğu ve Alanya'ya taşınacağı söylenen halk et. Hani halk ekmek gibi halk eti açılacağını söylüyorlar. Bunun üzerine konuşacağız. İnşallah yarın akşam 18.00'da kimseye söz vermeyin. Burada birlikte konuşalım. İyi akşamlar dilerim.